Şimdi efendim şöyle bir durum var. Biliyorsunuz dün KVKK duyurusu yapıldı. Kamuoyuna bir duyuru yapıldı. Duyuruda dendi ki işte şirketlerimizden bir tanesi verilerinin saldırganların eline geçtiğini, bunların oradan çalındığını KVKK gerekliliğini de duyurmuştur. Çamlığa çömleği patlatmıyoruz. Başka her firmanın başına gelebilir bu olay. Böyle bir durumda parolanız çalınırsa ne yapacaksınız? Şimdi arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Değerli vaktiniz, güzel günleriniz için çok teşekkür ediyor ve yeni bir içerikle başlıyoruz. Şimdi efendim şöyle bir durum var. Biliyorsunuz dün KVKK duyurusu yapıldı. Kamuoyuna bir duyuru yapıldı. Duyuruda dendi ki işte şirketlerimizden bir tanesi bugün çamlak çömleği patlatmamak adına, işte başımıza gelenlerin herkesin başına gelebileceği gerçeğini göz ardı etmemek adına, bunu böyle çok detaylandırıp teferruatlandırıp bilmem ne demiyorum ama bu dünkü örneğimizde mevzu garibim yemek sepeti oldu. Yarın öbür gün başka birine olabilir yani. Firma bağımsız konuşacağım. Ona göre değerlendirin. Tamam mı dostlar? Şimdi bu güzide firmamız hacklendiğini, verilerinin saldırganların eline geçtiğini, bunların oradan çalındığını KVKK gerekliliğini de duyurmuştur. Şimdi efendim firmaların böyle bir duyuru yapma zorunluluğu var mıydı, yok muydu? Hemen oradan başlayalım. Birincisi arkadaşlar, KVKK yani kişisel verilerin koruma kanunu gereğince, Avrupa'daki versiyonda GDPR, firmaların böyle bir duyuru yapmak gibi bir zorunluluğu var. Çünkü bu duyuruyu yapmazlarsa başlarına iş ve bir sürü ceza alıyorlar. Peki bana şunu soracaksın. Can abi, Türkiye'de bütün hacklenen firmalar delikanlı gibi çıkıp biz hacklendik kardeşim deyip masaya vuruyorlar mı? Çıkartıp gösteriyorlar mı? Yok. Böyle bir dünya yok. Ne yazık ki göstermiyorlar. Ne yapıyorlar? 20 gün bekleme süresi bilmem ne sıvırı zıvırı var. Sizin bilgiler internette cirit atıyor. Bütün dark weblere bilmem nelere, işte sağda soldaki forum sitelerinin hepsine birden düşüyor bu veriler. Ondan sonra bir zahmet bir duyuru yapıyorlar konuyla alakalı. İşte efendime söyleyeyim, evet doğru, İşte böyle bir hack oldu. Amanın da amanın, bize kaçtı. Dünkü firma ne yaptı? Çıkardı delikanlı gibi, vurdu masaya. Dedi ki kardeş, bu hepinizin başına gelebilir. Sadece bize olmuş değildir. Adam gibi adamlık bunu gerektirir. Herkesin haberi olsun. Sonra millete gidip başkasının adına gidip de kebap söylemeyin. Bunu geçtik, koyduk kenara, park ettik bu düşünceyi. Şimdi devam ediyoruz. Abi benim adım, soyadım, adresim, cep telefon numaram, mail adresi de gitti. Aynen. Şimdi sevgili dostlar, hacklendiniz mi? Sizin bilgileriniz gitti mi? Gitti. Bu herkesin başına gelebilir. Sizle doğru orantılı olmayabilir. İnternette yer aldığın tüm gerekli güvenlik önlemlerini alabilirsiniz. Her şeyinize çok dikkat edersiniz. Bir başka siteden, bir başka şekilde, bir başka bir yöntemle sizin koruduğunuz bilgileriniz gidebilir. Bu mümkün. Olabilir böyle şeyler. Böyle bir durumda arkadaşlar, siz hacklenmiş sayılıyor musunuz? Evet. Hacklenmiş sayılıyorsunuz böyle bir durumda. Peki bu ilk defa mı başımıza geliyor acaba? Hiç zannetmiyorum. Şimdi sevgili dostlar, bakın örnek vermek gerekirse birçok olayda, birçok durumda bizim bu şifrelerimizin, bilmemlerimizin, ıvırların zıvırların çalındığı, leak ettiği case'ler var. Bunun için ne yapıyoruz? Have I Been Pwned'a gidiyoruz. Bakıyoruz orada e-mail adresimiz nerelerden çalınmış, nerelerde leak olmuş, neler ne hangi accountlarımız gitmiş, ne olmuş ne bitmiş. Böyle bir durum başımıza geldi. Velev ki hacklendik. Bu durumda ne yapacağız? Neden yapacağız? Burada hacklenen zımbırtılar başımıza ne gibi işler çıkartabilir? Dostlar böyle bir durumda birincisi e-mail adresiniz gitti. E-mail adresiniz gittiği zaman başınıza gelebilecek en yegane, en önemli şeylerden bir tanesi nedir arkadaşlar? Direkt olarak spam veya phishing atakları. Size özel. Bunlar başınıza gelebilir. Bu bir. İkincisi, çalıştığım firmalardan bir tanesinde bunu yapmıştık. LinkedIn database'i çalınıyor. LinkedIn database'i çalındıktan sonra database'i bir dump ediyoruz arkadaşlar. Şirketin, bahsettiğim şirket 400 bin kişilik bir şirket. Şirketin LinkedIn üyesi olan şirket e-mail'larını veriyor. Hayda. Böyle bir durumda bu şirket e-mail'larının nasıl bir mantıkla yapıldığını, nasıl üretildiğini saldırgan anlayabiliyor ve böylelikle direkt olarak şirketin diğer mensuplarına da e-mail adresini bilmese bile e-mail adresini tahmin ederek mail atabilir hale geliyor. Veri toplama ve bilgi toplama aşamasında bu efektif olarak kullanılabiliyor. Bu önemli. Sizin adres bilginiz gitti. Adres bilginiz gidince arkadaşlar ne oluyor? En büyük probleminiz ne? Forumlarda paylaşmışlar. Abi bütün fenomenlerin ev adresleri ifşa oldu. Murat abi GF'ye zamanında biliyorsunuz torba içinde bir şey göndermişlerdi. Ulan bok göndermiş adam. Ondan herkese gönderirler şimdi. Ben size söyleyeyim. Üçüncüsü arkadaşlar, doğum tarihi. Aa bak, doğum tarihi mesela şifrelerde çok kullandığımız bir şey. Şifrelerle ilgili çok ciddi bir sıkıntı. Yemek sepetinde giden doğum tarihi mevzusu da sıkıntı. Mesela doğum tarihi bir soru olabilir. Parola resetleme sorusu olabilir arkadaşlar bir yerlerde. Onun için sıkıntı olabilir. Güvenlik adımlarından biri olabilir. O yüzden doğum tarihi biraz allengrikli. O biraz hoş değil. Telefon numaraları zaten geçmiş ola. Bütün fenomenler 10 günde bir telefon numarası değiştiriyorlardı. Şimdi hemen değişmesi lazım o numara.
numaraların. E-mail'ı alan adamın neler yapabileceğini anlattık. Ev adresinizi alan adamın neler yapabileceğini anlattık. Ondan sonra telefon numaranızı alan adamın neler yapabileceğini anlattık. Şimdi efendim koleksiyonumuzun en nadide parçası, en güzel parçasından bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, kırılamayan parolalar olduğu iddia edilmiş. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bir parola bir veri tabanında tutulurken eğer enkript edilirse, yani kriptolanırsa, iki tür yolu var. Ya geri döndürülebilir kripto algoritmalarıyla kriptolanır. Bu da şu demektir. Siz bir şifreyi yazarsınız ABC123. O kriptolanır XYZ541 diye. Ondan sonra dersiniz ki bu şifre neymiş? Geri çevir dersiniz. ABC'ye geri çevirir, ekrana getirir size. Böylece parolanın ne olduğunu size gösterir. Veya tek yönlü şekilde yapılabilir. Parolayı alırsınız. Parolodan belli bir uzantıda hash oluşturursunuz. Hash algoritmasını kullanırsınız içerisinde. Mesela MD5 vardır. MD5 var. O böyle çalışır. SHA256 böyle çalışır. Zaten SHA zaten hashing algoritm demektir. Bütün her şeyi bu şekilde bulabilirler arkadaşlar. Yani uzatabilirler. Koyabilirler. Hashlenmiş bir şekilde koyabilirler. Şöyle bir hikaye var. Bakın. Bizim bir tane parolamız var. AA, BB, CC, DD, 1, 2, 3. Ben bunu hashlediğim zaman bu buraya böyle bir karakter olarak geçiyor. Bunu böyle MD5'ten geçiriyorum. MD5'ten geçirdikten sonra ben. Bu buraya böyle çıkıyor. Eğer ben parolayı AA, BB, CC, DD, 1, 2, 3, 4 yaparsam örneğin, bu hashlendiğinde böyle bir hash çıkıyor. Şimdi ben siteye geldim. Siteye AA username'ini yazdım. Can. Ondan sonra parolamı girdim. Parolayı girdikten sonra bu herif ben kaydederken parolamı bu şekilde hash'e atıyor. Database'e, veri tabanına atıyor. Sonra ben parolamı girdikten sonra tekrar hash'ini alıyor site ve elinde çıkan hash bilgisini veri tabanında duran hash'le karşılaştırıyor. Hash'ler aynı mı? Değil. O zaman diyor ki yanlış parola girdin kardeşim. Çünkü benim aslında parolam buymuş mesela. Ben yanlış hatırlıyormuşum. Sonda bir tane 4 koymam gerekiyormuş. Mantık bu şekilde çalışıyor. Yani siteye asla senin AABBCCDD1234 olduğunu asla bilmiyor. O sadece bu hash bilgisini tutuyor ve bu hash'le karşılaştırıyor. Buraya kadar her şey normal. Yemek sepeti de diyor ki kardeş diyor şu şifreniz böyle hash'li bir şekilde duruyor ve bu kırılamaz. Yalnız bir sıkıntı var. Rainbow Table diye bir şey var. Bu ne biliyor musunuz? Basit anlatıyorum. Gerçekte böyle değil, pratikte ama buna benziyor. Mesela A1234 ondan sonra AAA1234 her parola kombinasyonunun hash'ini alıyorlar. Şöyle bir şey olsun hash'ler mesela. Her birinin hash'leri kaydediliyor. Bununkini de çıkarmış bir manyak. Alıyor buradan böyle çeviriyor. Şimdi sizin hacker gidiyor diyor ki bu Rainbow Table'larını bulabileceği siteye. Kardeş diyor şu hash'in bana karşılığını söylesenize. Sizde vardır o. Yani aynı şifre başka bir yerde kaydedilmiş oluyor. Adam kendi veri tabanından şak diye sana şifreni söylüyor. Hayda. Burada bahsedilen SHA256 var ya. Bununla hash'liyor herif sürekli parolaları. Böylelikle arkadaşlar sizin şifre GG. Ulan ne oldu şimdi? Ben hani şifrem kırılamıyordu. Kırılır güzel kardeşim. Her türlü kırılır. Bak şimdi sana anlatayım. Bir tane daha örnek veriyorum. Bak ata sevgili bir kardeşimiz. Saniyede 3.456.000 deneme yapıyor herif. Kendi tırttırık dediği laptop'tan. Bu arada tırttırık dediği laptop'ta da RTX 2070 var ha. Arkadaşlar bakın. Siz şifrelerinizin güvenli olduğunu düşünebilirsiniz. Memnuniyetle. Mümkündür. Hiçbir lafım yok. Ancak ve ancak. Unutmayın ki bu şifrelerin hepsi denenebilir. Bu şifrelerin hepsi kırılmak için teker teker brute force'lanabilir. Zaten bu parolaların kriptolama mantığındaki amaç şudur. Bu kırılamayan bir kripto falan derler ya. Yalan. Kırılamayan bir kripto mantığı yok arkadaşlar. Zaten hepsi kırılabiliyor. Amaç burada attığımız taş vurduğumuz kuş. Değiyor mu değmiyor mu? Amaç bu burada. Bu buna değmiyor. Ya getirmek adamı. Bunun çözümü de şu. Dün bu olay ilk karşımıza çıktığımızda sevgili dostlar. Ne dedim size? Acaba bu burada saltlanıyor mu dedim. Şimdi tuzlama denen bir kavram var. Salt. Hikaye şu arkadaşlar. Siz parolarınızı kaydettiğiniz zaman kodu yazan herif SHA ile bunu şununla hashleyecek ama üstüne gider bir de der ki ben buna bir de salt ekleyeceğim. Yani benim şifrem AA, BB, CE, DD, 1, 2, 3, 4. Bunun normal SHA 256 sonrası hashlenmiş hali BB, DD, EE, FF, GG 5, 6, 7, 8 olsun. Bak hashledim bunu ben. Böyle bir hale geldi. Bir de diyor ki ben bu şifrenin sonuna yani bu halinin sonuna böyle yapmak yerine şöyle yapıyorum. AA, BB, CC, DD, 1, 2, 3, 4 diye girdiği anda kullanıcı sonuna artı koyup kendi algoritmamdan bir kelime karakter ekliyorum. Örneğin artı A, B, C, D. Sen diyor site bunu hashle. Bunu al. Değiştir. Böylece şifre ne oluyor? LL, KK, BL, II mesela. TT. Ondan sonra 9, 8, 7, 6. Alakasız bir şey çıktı. Bu benim normal şifremin hash'iydi. Burada yine ben kendi şifremi hatırlıyorum. Ama site benim şifremin sonuna artı A, B, C, D diye bir salt ekliyor. Eklediği için benim output'um çıktım değişiyor. Değiştiği için ben bunu alıp rainbowladığımda yani şöyle yapıyorum. LL, KK, II, TT, 9, 8, 7, 6 diye bir şey yaptığımda bana neyi veriyor arkadaşlar?
arkadaşlar. AA, BB, CC, DD, 1, 2, 3, 4, artı ABCD. Şimdi acaba bu kullanıcının şifresi bu mu, yoksa bu saltlandı da ABCD salt mı? Hayda. Peki bunu geçmenin yolu ne? Arkadaşlar saltların tutulduğu tabloyu da ele geçiriyorsunuz. Salt gitti, tört gitti. Hikaye o. Şimdi arkadaşlar onun için adamın eli kolu bağlanıyor. Eşi anladı, kriptoyu anladı ve saltlamayı anladık değil mi? Hikaye şu arkadaşlar. Sizin parolanıza web sitesi geliyor, bir şifre daha ekliyor, bir parça daha ekliyor. Değiştiriyor sizin parolanızı. Ama neyi eklediğini sadece web sitesi biliyor. Böylece siz yine parola kısmını biliyorsunuz. Ondan sonra onu hashliyor. Onu alıyor, SHA'dan geçiriyor. Bambaşka bir karakter haline getiriyor. Böylece onu ele geçiren, bu karakteri ele geçiren saldırgan geri döndüğünde sizin şifreniz artı tuzlanmış kısmı, salt kısmını görüyor. Ulan diyor, o zaman bu acaba saltlı bir şifre mi? Yoksa değil mi? Tabii ben basit olsun diye anlatıyorum, sona eklendi diye. Bu saltlama başına da gelebilir, ortasına da gelebilir. 5. karakteri değiştir, 10. karakterin altından git, 20. karakterin üstünden çık falan diye de olabilir. Yani o algoritmanın nasıl olduğunu bilmiyoruz. O bambaşka bir noktaya gidebilir. Ben size basitçe anlatıyorum. Salta sona ekledim. Başa da ekliyor olabilir. Acaba baştaki mi salt, sondaki mi salt? Saldırgan bilmiyor. Bilemediği için de ulan ben bir de bunun saltının nereden olduğunu mu bulacağım? Onunla mı uğraşacağım deyip herif hadi lan diyor. Çıkıyor işin içinden. Kötü haber ne? Yemek sepetindeki parolalarınız saltlandı mı, saltlanmadı mı bilmiyoruz. Saltlandığını düşünüyorum. Saltlandığını umuyorum. Ama net bilgi, teyitlenmiş bilgi yok. Velev ki saltlanmadı. Böyle bir durumda parolanız çalınırsa ne yapacaksınız? Velev ki saltlanmadı. Velev ki Rainbow Table'lardan adam gitti parolaları ekledi. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Two Factor Authentication, yani SMS almak. Bunu yapabilirsiniz. Evet. Onun dışında arkadaşlar, giden database'in sahip olduğu sitede kullandığınız parolayı hemen başka bir yerde kullandınız mı? Bakıyorsunuz. Hemen gidiyorsunuz, o parolayı değiştiriyorsunuz. Özellikle Gmail, Outlook böyle önemli yerlerde kullandığınız mail adreslerinde aynı parola varsa hemen gidin değiştirin arkadaşlar. Çift doğrulama kodu istediği zaman rahatsınız. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama SMS'lerde de SM7 saldırısı olabilir. Bu biraz sıkıntı. Orada da Authenticator kullanmanız lazım. Ben Authy tavsiye ederim. Kimisi Google Authenticator, kimisi Microsoft Authenticator diyebilir. Bir Authenticator aplikasyonu, uygulaması kullanırsanız rahat edersiniz. Ben Authy kullanıyorum. Onu tavsiye ediyorum herkese de. Yani e-mail'ınızı kaptırırsanız başınıza ne geleceği, adres giderse ne olacağı, telefon giderse ne olacağı ve en önemlisi parola giderse hangi açıklamayı aramanız gerektiğini, KVKK, GDPR açıklamaları içerisinde neyi aramanız gerektiğini. Salt. İlk sormanız gereken soru bu. Çünkü saltlandıysa bir parola, döndürmesi bayağı uğraştırır adamı. Onunla da uğraşmazlar genelde. Oradan yırtıyorsunuz. Sonrasında savunma önlemi, hemen gidiyorsunuz o parolayı başka bir yerde kullanmış mısınız? Kullandıysanız hemen o parolayı değiştiriyorsunuz. Bundan sonra bu gibi durumlara baştan hazırlıklı olmak isterseniz eğer sevgili dostlar, çoklu kod doğrulama, yani two factor authentication'ı açıyorsunuz. Önemsiz olan yerler için kullanacağınız başka bir uyduruk parolanız olsun. Gitmesi sizi hiçbir şekilde sıkıntıya sokmayacak, bu gibi yerlerde kullanabileceğiniz bir parolanız olsun. Ana parolanızdan farklı. Böylece yarın öbür gün giderse başınız ağrımaz. Mevzunun özü bu. Dün yemek sepetinin başına gelebilir bu. Yarın başkasının başına gelebilir. Belki çoktan gelmiştir, kimsenin haberi yoktur. Adamlar eminim ki sızma testlerini de yaptırıyorlardı. Eminim böyle başka kontrolleri de vardı. Eminim gözden kaçan bir şey de olabilir. Eminim içeriden de olabilir. Sızma testi yapan kişiler, bug bounty içerisindeki bug hunter'lar, security researcher'lar bilmem neler. Bu adamların arkadaşlar vakitleri sınırlı ve yaptıkları bir sızma testi esnasında uymaları gereken kurallar var. Şirket diyor ki size, ona dokunma, buna dokunma, şuna dokunma, şu kadar dur, şurada dur, şunlara bakabilirsin, bunlara bakabilirsin, bunların içine bak. Başka hiçbir şeye girme. Peki diyorsun, ona dokunmuyorsun, buna dokunmuyorsun, şuna dokunmuyorsun. Ondan sonra açığınız yok. Şirkettekiler çıkıyor abi. Süper. Bak ne güzel. Hiçbir bulgu bulunamadı. Bu güvenlik testinden de çok başarılı geçtik. Süper. Hadi Starbucks frappuccino, cappuccino, cappuccino'muzu içelim. Güzel güzel takılalım. Güvenli olduğumuzun mutluluğunu bulalım falan. Yuppi. Çok mutluyuz falan diye böyle dolanıyorsun ortalıkta. Orada bir tane defensive hacker oturuyor orada. Uyumuyor, yemiyor, içmiyor. Artık nasıl inanmışsa ben bu şirketin içinden geçeceğim ulan diye. Sabahtan akşama kadar, tamam mı? Uğraşıyor. Hackliyor. Ne oldu abi? Sende hani bulgu yoktu? Hacklenmişti. Dolandırıldım lan. Böyle oluyor arkadaşlar. Saldırganın vakti bu. Sınırı yok. Ona dokunma, buna dokunma, şuna dokunma, onu elleme, bunu elleme, şunu elleme diyeni yok. Her türlü iyi imkanı bilmem nesi var. Can istediği zaman gecenin 4'ünde başlar çalışmaya. İsterse hafta sonu başlar. Sen onun karşısında bir tane siber güvenlik uzmanı getiriyorsun. Adam pen test yapacak. İşte sistemler down olursa ben sana ceza keserim. Hayda. Ben nasıl yapacağım abi o testi o zaman? Diyeceksiniz ama böyle. Yapacak hiçbir şey yok. Dünyanın her yerinde böyle. Sadece Türkiye'ye özel bir şey değil bu. Bunu da bu dünkü başına bu incident gelen firmamız %100 biliyordu arkadaşlar. Belki çok daha basit bir şey, belki insider bir şey, belki bambaşka bir şey. Onun için ahkam kesene, bilmem ne yapana, ıvır zıvırı, zarta zurta konuşana da çok fazla da tamah etmeyin yani. Herkesin başına gelebilir. Koskoca
koskoca Microsoft'un başına geldi daha 2 ay önce. Olay bu arkadaşlar. Parolanın güvenliği mevzusuyla ilgili size anlatacağım manyak tiyolar var. Onu da tahmin ediyorum önümüzdeki hafta yayın olmayacak. Pazar günü olacak. Bir hafta içi yayın yok. Bu haftalar içerisinde bir ara anlatacağım. Efsane olacak. Parolalarınızı LastPass, KeyPass bilmem ne kullanırken bir yöntem var arkadaşlar. Site dahil kimse, hacker bile girse, alsa bile parolanızı, gerçek parolanıza ulaşamıyor. Bu saltlama ile ilgili manyak bir şey yaptım. Çok da seviyorum. Kullandığım bir şey. Size onu anlatacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can kaçar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi eyvallah. Abone olun oğlum.